Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlû nahnu ekseru emvâlen ve evlâden ve mâ nahnu bimuazzebîn. Kul inne rabbi yemsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdiru ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya'lemûn. Ve ilave ettiler. Bizim malımız da evladımız da sizinkinden daha fazla, sizden daha güçlüyüz. Biz öyle iddia ettiğiniz gibi azaba falan da uğrayacak değiliz. Bizim mahnı ekser evlâden, bizim şu kadar aklımızda halk desteği var. Evet. Bunu da delalet eder yani. Sersin. Değişik zamanlarda yani kimin arkasında olanlar, onu destekleyen güçler neyse şayet onlar dinlendirilmiş. Yani bir dönemde enval, evlat, bir dönemde de işte oylarıyla insanları destekleyenler. İşaret ettikleri zaman hemen etraflarında toplananlar, istedikleri gibi yapanlar böyle. Değişik zamanlar itibariyle öyle olmuş. De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini de kısar. Siz hayır yolunda her ne infak ederseniz Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Enfik ve la tahşem mendil arş iflâle. Başka hadisler de var. İnfak ettiğiniz zaman Cenab-ı Hak onun kat katını verir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. De ki, size bir tek nasihat edeceğim. İkişer ikişer veya teker teker Allah hakkı için durup düşünmenizi, hem sonra bu arkadaşınızda delilikten eser olmadığını iyice anlamanızı istiyorum. O ancak şiddetli bir azaptan önce sizi sakındırmak için gelen bir peygamberdir. De ki. Bir şey yok mu orada, bir şey demiyor mu bu? Demiyor. Mesna ve Fırat'ı da. Burada demiyor. Onlarda bir şey var mı? Yok efendim. Bu oraya bir oraya sadece farklı bir şey var orada yani. İhtimal hesaplarına göre bir ikişer ikişer böyle bir araya gelin konuşun, bir de teker teker konuşun. Yani biriniz diğerinize ters etmiş olursunuz. Hamdi Yazır'ın tefsirine bir bakın. Geçen sene zaten şöyle bir şey buyurmuştum hocam. Evet, İnsan psikolojisi açısından tek başına kalan birisi vicdanını konuşturabilir. Ama yanında birisi olduğu zaman hak ve hakikaten kaçar. Fakat buna rağmen Ebu Cehil Nure bin Şube'ye hakikati söylüyor. Evet, işte bu mesele var yani. Fakat bakın sonra, bunu okuduktan sonra da bakın burada. Bu böyle basit bir rakam, riyazi bir şey ortaya atılması basit değil yani. Psikolojik açıdan bir şey var. Evet. De ki, sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum. Ücret sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir ve o her şeye şahittir. De ki, Rabbim hakkı, gerçeği yerli yerine kor. O bütün gaypları
bütün gizlileri bilir. Evet. Hakkı belki diğerlerinin başlarına çalar falan gibi demek bir. Fakat Zafna abi. Allamul Guyub. Ehlullah derler ki bu Allamul Guyub meselesi, bunu insan tekrar ederse la yuhad ve la yuhsa, Cenab-ı Hak mugayyabata karşı ona açılım lütfeder. Bu aynı zamanda hafızasını güçlendirir. Unutkanlığa karşı bu bir sütre olur. Allamul Guyub isminin bu terkibinin devamı. Günde 1000 kere yapsanız yeter. Ben galiba ya ile diyordum. Ya Allamul Guyub. Bir de ona ilave ederek ya Gaffar Zünub. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اِنْ ظَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. De ki, eğer ben yoldan saparsam, kendi aleyhime olarak saparım. Şayet doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. O her şeyi işiten ve kullarına pek yakın olandır. Ahlak bakımından da bizim kendi kendimize düşündüğümüz zaman da bu mülazaya bağlı düşünmemiz lazım. İn dalaltu fe innema adillu ala nefsi. Eğer sapıtırsak yoldan, şirazeden çıkarsak, kendi nefsimize rağmen çıkmış oluruz. O bize ait olur. Eğer hidayete ermişsek şayet, fe bima yuhi ileyye rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da Cenab-ı Hakk'ın bizi. Biz o zaman febima yuhi febima yuhdi ileyye rabbi filan dememiz lazım. Ahlak açısından da. Kötülüğü kendinden, iyiliği Allah'tan bil hakikati. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Hakikatiyle de örtüşüyor. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi 2 3 dört kanatlı elçiler yapan, belki bu Fatır kelimesi böyle kesip biçme, şekillendirme, tam kıvamına koyma gibi manalar ihtiva eden bir şeydir. Fatara kelimesi de onu ifade eder. Ve melaikeyi 2 3 4 kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratıklarından istediğini, dilediği kadar fazla özellikler verir. Hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Hazreti Cebrail 300 kanadıyla görülüyor yani. Ve yezidu fil halki ma yeşâ dediğinde. Bunlar, bu kanatlar, hani ebdallar için söylenilen nurani varlıklar, tecelli ettikleri mazharlarında, makeslerinde, esasen meclalarında kendilerine ait bütün hususiyetleriyle arz-ı endam etmeleri. Nasıl diyor Hazreti Cebrail Cenab-ı Hakk'ın huzurundayken, kim bilir daha kaç bin yerde filan diyor. Ehlullah'tan ebdallar da hani bir yerde, bazen 5-10 yerde birden bulunabiliyorlar. Ama bütün hususiyetleriyle bulunuyorlar yani. Mesela burada otururken Kabe'yi tavaf ediyor aynı. Hani üstadın hapishanedeyken camide görülmesi falan gibi şeyler. Ebdallara mahsus görülür, evtat da yapar onu, aktab da yapar, gavste Allah'ın yapmasıyla yapılır. Bu açıdan da hani o bir buğut mudur, bir derinlik midir? Esas çok farklı makeslerde, meralarda, aynı zamanda meclalarda zuhur mudur, tecelli midir yani? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Sultanlığından sonra
şarttan garba her tarafı böyle kapladığını gördüm Cebrail Aleyhisselam'ın diyor. Evet. Bakara suresinde geçen vesfaten fil illi ve cis burada da yezidü fütuhatü ve yeşe buradaki sadece fiziki bir artma mı yoksa ilimdir diğer manevi şeyler itibariyle de evet. Vesfaten fil illi ve cis melekelerin mertebeleri sabittir yani onlar. Cenab-ı Hak ne vermişse her birerlerine ne vermişse öyle yani. Onlar nefisler olmadığından, şeytanlıklar olmadığından, havalar olmadığından dolayı makamları sabittir. Dolayısıyla terakki eden insanlar meleklerden önce gelir yani. İbrahim Hakkı da Hakk'ın mükerrem ibadı melekler yerde göklerde avamından evamı nafsı eftal eylemiş Allah demek suretiyle havasından havasız has havası halkı eftal eylemiş Allah diyebilirsiniz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i geride bırakmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nasu inna va'dallahi hakkun fela tagurrannakumul hayatud dunya ve la yagurrannakum billahil garur. Ey insanlar! Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok hilekar şeytan da Allah'ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın. Şeytan birçok kere insanı Allah kerimdir, senin ibadetine ihtiyacı yoktur, o gafurdur, rahimdir diyerek günahlara veya o her şeye vekildir diyerek tembellikleri sürükleyip imkanlarını kötüye kullanmaya sevk etmek ister. Üstad Hazretleri işaret eder onu. Günahı işler işler Allah gafur rahimdir der diyor. Değişik hileleri var da bir hilesi de bu yani. Allah'la Allah'ın gafur, rahim, reuf, atuf, latif, muiz, rafi gibi isimleriyle insanı aldatabilir. Diye bir yerde yine üstadın dediği gibi şeytanın en büyük hilesi kendisini inkar ettirmesidir. Şeytan diye bir şey yok der. Evet değişik hileleri vardır Cenab-ı Hak. Hep diyelim Rabbi euzubike min hemezati şeyatin ve euzubike rabben yahdurun. Şeytan sizin için apaçık şüphesiz bir düşmandır. Siz de onu düşman kabul edin. Kendi partisini hizbehu liyekunu min ashabis sa'ir. Alev alev her şeyi yakacak, cayır cayır yakacak. Cehennem ashabı olmaya götürür. Olsunlar ister. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler ona yükselir. Güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Evet bu bir manada doğru yani. Her güzel şeyi Allah yükseltir de. Fakat buradaki terkip açısından hani Ramazan muallaktır. Sadaka-i fitir verilince sadaka-i fitir onu yükseltir buyuruyor. Güzel sözler esas güzel amelle Allah'a yükselir. Sadece lafı söylemek değil. Yani bu bir. Fakat o denen şey de doğru yani. İnsana o güzel sözü söyleten de netice itibariyle Allah'tır. O güzel sözler güzel amelle yükselmesi sağlayan da yine Allah'tır Celle Celaluhu. Ama İleyhi yes'alul kelimut tayyib vel amelu salih yerfavhu. Ameli salih esasen o kelime-i tayyibi. Esasen Allah'a yükseltir. Vesile odur yani. Ama vesile başkadır, esas yükselten başkadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma yestevil bahran
هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah sınırsız miktarda birbirinden farklı varlıkları yaratabilir. Bu cümleden olarak iki denizin suyu bir olmaz. Şu tatlı, içimi afiyetli, boğazdan kayıverir. O ise tuzlu, acıdır. Bununla beraber burada aynı zamanda bu kainattaki böyle cansız şeylerden örnekler vermek suretiyle bir yukarısıyla, sibakıyla irtibatlandırarak, bir de siyakıyla irtibatlandırarak bakacaksanız, bu iki ayette yine istiare-i temsile yoluyla esas iki karakteri anlatıyor burada. Yani bunların ikisi birbirine müsavi olmaz. Biri hakikaten boğazdan böyle rahatlıkla akacak. İşte onlar müminlerdir. Diğeri de milhücaçtır. Zehir zemberek bir şeydir. Efendim, birinden çok olumlu şeyler elde eder çıkarırsınız. Olumlu şeyler ondan istihraç edersiniz. Ve işte onun için ne hayırlı işler yapabilirsiniz. لِتَبْتَوُ اِنْفَدْلِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Buradaki bu kelimelerle ifade edilen manalar mahfuz olmakla beraber esasen burada bu tabii hadiseler içinde bile o iki karaktere işaret var yani. Biri mesela geceye, biri gündüze benzetiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ Bakın burada da yine bu, efendim bu ezdadı zikrediyor burada. Aynı şey. Evet. Kafir ama mümin basir. Kafir zulümat içinde ifade edildiği gibi mümin nur içinde. Biri zilde cennetin gölgeliklerinde, öbürü cayır cayır insanı yakabilecek hararet içinde kavrulacak. Biri ölü, diğeri de diri. İnsanlar böyledir. Öyleyse sen innallahi yusuf men yeşe aman tabi müslümin men fil kubur. Siyakıyla, sibakıyla düşündüğünüz zaman bütünlük ortaya çıkar. Yoksa çok farklı mevzular böyle iç içe işlenmiş gibi olur. Bütüncül nazarla bakma diyoruz. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak alimler Allah'a gerektiği tarzda tazim ederler. Hocam, burada renklerden bahsettikten sonra ulemadan bahsediyor. Daha önce de İhtilafı elsinetikum ve elvanikum inne fî belke l-âyetel il-âlimi. Gene ulemaya atıf var. Renkler. Evet. Bunları değerlendirmek de ancak yine alimlerin işi yani. Düşünen insanların işi ki fezleke gibi bu. İnnemâ yakşallâhu min ibâdil ulemâ. Başka değil. Ancak alimler Allah'tan hakkıyla haşyet ederler. Ona karşı saygılı olurlar diyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Behum yastarihun fiha. Rabbena akhrijna na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuqu fama lizzalimin min nasir. Onlar orada imdad istemek için şöyle feryat edip çığlık çığlık bağırırlar. Ey Rabbimiz ne olur çıkar bizi buradan. Sırh kökünden geliyor.
yesterihun ta ile fakat satla muvaffakata açısından tu ona kalbedilmiş. Bir de iç musika açısından esasen orada onların öyle çığlık çığlık bağırmaları, feryadı figan etmelerini ifade etmesi açısından yesterihun. Boğazı yırtarcasına. Evet. Rabbena ahricna na'mal saliha. Ne olur çıkar bizi buradan, dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızdan başka yararlı işler yapalım. Allah onlara şöyle buyurur. Biz size düşünüp ibret alacak, gerçeği görecek kimsenin düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size peygamber de gelip uyardı. Öyleyse... Bu nezir kelimesi peygamber manasına geldiği gibi aynı zamanda saçların beyazlanması hadis-i şeriflerde ifade ediyor. Aklanması, hastalıklar vesaireler, Üstad Hazretler'in ifadesiyle ölümün keşif kolları ve insana başka bir aleme, bir diyar-ı ebediye meyelanı şevk engiz uyarıyor. Rabbena gafir lana ve cehalna minel mukremin bil cenneti ve bi rü'yetike ve bi müşahedetike ve bi aşkike ve bi iştiyakike ve bi iştiyakı habibike ve ahibbaike. Ya Erhamer Rahimin, Ya Zel Celali Vel İkram. Bir kayıt düşmemişler buna. Yok hocam. Yani tefsirlerde derler, hayattayken onları ikaz etti, hakkı hakikati gösterdi ve giderken de onlar için çok olumlu bir temennide, bir dilekte bulundu. Ölürken bile onlara diledi.